sevdiklerimi bir çukurun içinde, bir çukurun içinde. Ah yârim, anacığım, kardeşlerim içinde. Anılarım, hayallerim, tüm hayatım içinde. Ah yârim, anacığım, kardeşlerim içinde. Anılarım, hayallerim, tüm hayatım içinde. Bomboş okullar, eksik kalan sıralar, acı dolu mekanlar, bir sandığa sığdırılan kayıp canlar, kayıp eşyalar. Ağustos 1974 tarihinde Atlılar, Murat Ağa, Sandallar, Türk köylerinde EOKA'cı Rumlar tarafından gerçekleştirilen katliamda 16 günlük bebekten 90'lık dedeye kadar 126 masum ve savunmasız soydaşımız şehit edildi. Toplu mezarlara defnedilen kayıp şehitlerin kimliklendirme işlemleri yapılarak şehitlikteki yeni mezarlara defnedilmeye başlandı. Aradan geçen yıllara rağmen kayıp şehitlerin yakınları karşılaştıkları insanlık dışı vahşetin acısıyla ilk günkü gibi yaşamaya devam ediyor. Ben Mausa'da mücahittim. İzin alıp gelip ailemi göremiyordum. 6 aydır ailemi görmemiştim. Komutanımdan izin istedim ve bana 2 saat izin verdi. Gidip aileni görüp döneceksin, 2 saat sonra içeride olacaksın dedi. Bir araba bulup doğru köye geldim. O gün ailemi gördüğüm son gündü. Bunu ben bilmiyordum. Köye geldiğimde en küçük kardeşim beni gördüğünde sevinç içinde çığlık attı. Anne, abim geldi diye. Ve herkese haber verdi. Orada kucaklaştık. 6 ay görüşmemiştik çünkü. Güzel bir saat geçirdik ve birliğime geri döndüm. Bir hafta sonra 15 Temmuz'da Yunanistan'daki junta işbirliğiyle Makaryas hükümetine darbe yapıldı. Bütün Türk köylerini ve Türk Mücahit Koruması altındaki bölgeleri de abluk altına aldılar. Makaryas düşmüştü. Tamamen idare EOKA Tetiş Örgütü'ne aitti. Samsun'a aitti. Biz Mausa'yı savunuyorduk. Tedbirimizi almıştık. Ama benim aklım hep köydeydi. Çünkü burası Murada, Atlılar ve Sandallar, bütün ailem benim oradaydı. Atlılarda da akrabalarım vardı. Mücahit koruması altında değildi bu üç küçük Türk köyü. Ve savunmasızdı bu üç küçük Türk köyü. Bütün aklım oradaydı. Şimdi 15 Temmuz'da darbe oldu ya. Darbe olduğunda gerçekten biz korktuk. Ne olacağını kimse kestiremezdi çünkü. Bu köyün orta yerinden geçen ana yol var ya hani, ana yoldan Rum, Yunan askerleri, şeylerde askeri araçlarla dolu, bağıra çağıra, şeyler böyle yüksek sesler atarak, bağırarak geçtiklerini biz duyardık evimizde olduğumuz yerde yani. Hatta doğuya doğru köyün çıkışında Rumların bir şeyi vardı, mandırası vardı, ağıl vardı ve orada bir kulübe vardı. O kulübenin içine dolardılar gece Rum askerleri ve biz evimizin penceresinden bakar onları görürdük. Yani pencerenin aralarından pencere açmaya korkardık. 20 Temmuz sabahı Mutlu Barış Harekatı gerçekleştirildi ve Rumların hayali bozuldu. Çünkü onların hayali neydi, istekleri neydi, yapacak olacakları neydi? Darbeden sonra verilecek emri bekliyorlardı.
Türkleri soykırımdan geçirip adayı Yunanistan'a bağlamak da amaçları. O istekleri gerçekleşmedi. Barış Harekatı başladığında bütün Türk bölgelerine de saldırdılar. Mausa'ya da saldırdılar. Fakat bizim elimizde silahlarımız vardı ve kendimizi savunabiliyorduk. Aklım hep köydeydi. Köyden hiçbir haber alamıyordum. Tabii günler geçti. Hiç köyümden haber alamamıştım. 14 Ağustos'da ikinci harekat başladığında iki gün sürdü harekat. Üçüncü gün Mausa'ya geldi asker. 17'sinde atlılar katliam çukuru bulunmuştu ama ben mücahit olduğum için cephedeydim ve yine köyümden haberim yoktu. Atlılar katliam çukuru, atlıların katledildiği de haberim de yoktu. Köyümde ne var ne yok ondan da haberim yoktu. Çünkü ben mücahit olduğum için cephedeydim. Köyüme de gidemiyordum, izin verilmiyordu asker tarafından. Bir köylümle rastlaştım bir gün ve kendisine sordum. Köyümüzün eniştesiydi bu. Dedim, köyden haberin var mı? Köye gittin mi? Ben gidemiyorum çünkü. Dedi, Ahmet dedi, köye gittim dedi. Ama atlılardan yine bir şey söylemedi bana. Onun da haberi olmasına rağmen. Köye gittim dedi, fakat köyde kimse yok dedi bana. Ben de kendisine şu yanıtı verdim. Bir yerlerde saklıdılar, çıkıp gelecekler. Aklıma kesinlikle Rum'un böyle bir vahşet yapabileceği kesinlikle aklıma gelmezdi. 14 Ağustos 1974'te bizim köyde Murat Ağa ve Sandallar Atlılar'da katliam olduğunda biz bunu radyodan, ben asker olduğum için Mausa'da askerlik görevimi yapmaktaydım, işittik. Daha sonra işte bu askeri de, Türkiye'nin askeri de Mausa'ya geldikten sonra bizi öncü verdiler. Bu askeri birlikleri, biz komandoyduk. Onlarla beraber gittiğimiz zaman bu Maraş bölgesinde biz bir motor aldık. Komutanı ikna ettik. Dedik ki komutanım, motoru alalım, birliğin işini yapalım. Ben ve bir Ergün arkadaşım vardı, asker. İkimiz beraber kaçak geldik köye. Bakın 14'ün arkasından kaçak köye geldik. Ve silahlı geldik. Geldiğimizde bizim evlerimize gittiğimizde, ben kendi evime, evler darmadağın, kimse yok, yağma dilmiş. Çağırdık, kimse çıkmadı. Daha sonra Hasan Nihat diye bir hoca vardı köyde. O çıktı geldi. Dedim, bizimkiler nerede? Dedi ki bana, sizinkileri asker geldi aldı gitti. Senin ne almadı dedim, da bizimkiler aldı. O da bana dedi ki, işte biz saklıydık da bizi bulmadı, onlar aldı gitti. Biz tabii kaçak olduğumuz için geri döndük. Tekrar gittik Mausa'ya. Komşulardan bir tanesi dedi bize, liman yolundan Mausa'ya girişte top sahasının olduğu yer vardır. Babanız dediler bize, esirlerin içindedir. Allah Allah dedik, biz babamız nereden nereye geldi esirlerin içinde. Meğer köyde neler olmuş, neler bitmiş, biz babamdan öğrendik. 20 Temmuz günü geldiler köye otobüslerine. Bütün köylü, çocuk, çoluk, erkek, genç, yaşlı hepsini otobüslere doldurdular. Ve otobüslerden bu şey Piperosturuna'nın ilkokuluna götürdüler hepsini. O gün rahmetli anneciğim saklanmış ve topladılar hani kendilerini. Şeye gidince ilkokula babam annemi görmemiş. Neneme sormuş, demiş hani. Yok demiş. Saklanmış annem. Babutsalar vardı arka bahçede. Babutsaların arkasına saklanmış ve o gün yokmuştu orada. Ondan sonra o esirlerin içinden 3 kişi seçtiler ve bu ovalara getirdiler. Bir tanesi dayım, Rüstem dayım. Bir tanesi Arif abi, bu buradaydı evi. Bir tanesi de Mehmet dayı şeyde, Sandallar köyünden. 3 kişiyi seçtiler. Öldürmek şeyiyle,
getirdiler kendilerini bu harnutların ağaçlarının içine. Dayım demiş, ne istersiniz be bizden demiş, aha her şey bitecek de gene biz birbirimize bakacağız, yüz yüze bakacağız gene. Ne istersiniz, çorabının içinde sigara var mı, çıkartmış atmış kenara, alın be için içelim birer sigara demiş dayım. Yani birbirimize bunları yapmayalım falan demiş. O anda bir de uçak gelmiş, uçak geçmiş, jet geçmiş buralardan. Jeti görünce Rum askerleri hemen yatmışlar yerlere falan. Hadi demiş, kaçın, kaçın gidin de öldürecekler bizi daha. Korktular yani o şeyden ve bıraktılar dayımları. Dayım ve iki arkadaşını tekrar gitmişler okula. Akşam üzeri olunca da demişler sizi götürelim şeye, Gülseren şeyine, kampına. Orası Rumların karargahıydı. Rum askerlerinin karargahıydı orası. Sizi oraya götürelim demişler. Gider misiniz? Giderik demişler. Kadın çocuk çoluğu topladılar, indirdiler köye o gün. Ondan sonra erkekleri de aldılar, gittiler şeye, Gülseren kampına. Ve babam Gülseren kampından yaşları büyük olanları bıraktılar. Hemşeyleri de Magosa'nın surlar dışında esir olan çocuk çoluk kadınını, onları da bıraktılar. Onlarla beraber babamı da bıraktılar. Babam işte aldık babamı biz şeyden, esirlikten. Hatta babamı bırakmazlarmış çıksın. Demişler kendine, eğer Mausa'ya gitmezsen kalacaksın esirlikte, çıkmayacaksın. Yani köyüne göndermeyiz seni demişler. Babam da biz varız diye Mausa'da kabul etti, geldi yani Mausa'ya. Ondan öğrendik işte, herkesi esir aldılar. Herkes Rum şeyi altında. Ne olduklarını öğrenemedik yani 14 Ağustos'a kadar, 20 Temmuz'dan 14 Ağustos'a kadar hiç haber almadık. Köyde ne oldu, ne bitti, neler yaşandı. Tabii günler geçti. 3 Eylül günü, iyi hatırlıyorum, komutanım beni çağırdı. Sürekli izin istememe rağmen köyüme gelmek için, aileme bakabilmek için vermiyordu izin. Atlılar Katliam Çukuru bulunduğunu bildiği halde bana söylemiyordu. Beni çağırdı. 3 Eylül'dü o gün, iyi hatırlıyorum. Ahmet dedi, izinlisin, köye gidebilin. Meğer Katliam Çukuru bulunmuş. Katliam Çukuru'nu açıyorlarmış. Ve bana izin vermek istemiş. Geleyim köye tabii. Ve bana katledildiler, Katliam Çukuru bulundu da demedi. Yalnız izinlisin dedi bana, köye gidebilin. Eve geldim. Babamın bir köpeği vardı, Sarman. O koştu üzerime, geldi, atıldı üzerime. Sevdim yerini. Ve ısrarla kendini takip etmemi istedi. Ev darmadağındı. O köpeği takip ettim ve Katliam Çukuru'nun olduğu yere vardım. O saate kadar ailemin katledildiğini, köylülerimin katledildiğini bilmiyordum. O an ailemin katledildiğini anladım. Buldum sevdiklerimi bir çukurun içinde, bir çukurun içinde. Ah yârim, anacığım, kardeşlerim içinde. Anılarım, hayallerim, tüm hayatım içinde. Katliam Çukuru'nun olduğu yeri tespit ettik. Etrafta boş kovanlar vardı. Bir Rum askerinin mihveri vardı. Üzerinde haç, Rum askerinin şeyi. Bir bot vardı, ayakkabı askerin. Onları aldık, topladık kurşunları da, geri şeye gittik. Boğaziçi'ne, Lapadoz'a komutana bildirdik. O anda herkes sebepler oldu. Bütün o şehitlerimizi askerle birlikte, 28. Tümen'e bağlı İstihkam Taburu'nun askerleriyle birlikte çıkardık.
Daha fazla onlar çıkarıyordu tabii. O çukurlar açıldığında annemi, babamı, kardeşlerimi ve köylülerimi gördüm. Hepsini tek tek gördüm. Küçük bir çukur kazdılar dozerle ve bir metre yok, 1,5 metre derinlik bile yok. Oturduğunda ancak o derinlik. O şekilde toprakla örtmüşler ve dozeri çiğnediler, gittiler, geldiler, ezdiler her şeyi. Bütün cesetler birbirine karıştı. Ne vardı orada? Bir vahşet vardı. Genellikle bütün erkek çocukların başları kesikti. Resimlerde de görüyorsunuz, kesik başlar vardı ayrı gövdeden. Orası bir çöplüktü. Etraf köylerin, Rum köylerin çöplerini döktüğü bir çukurdu. Orada katlettiler. Tamamen delici ve kesici silahlarla ve ateşli silahlarla katlettikten sonra yaktılar. Çünkü elbiselerinin, saçlarının bir kısmı yanıktı. Bütün dünya medyası da oradaydı ve bütün dünyaya oradaki o vahşeti de geçiyorlardı. Fakat oradan katledilenler Türk ve Müslümandı. Onun için bütün dünya gözünü kapattı. Bugün bile o katiller maalesef cezalarını almadı. Bu bir savaş suçuydu. Çünkü burada katledilenler eli silahlı askerler değildi. Çocuklar ve kadınlardı. Tamamen %80'i çocuk. 126 kişiydi katledilen. Tabii ben katliam çukurun oraya gidene kadar ailemin katledildiğini bilmiyordum. Ve düşünmüyordum da. Düşünemiyordum çünkü insanoğlunun yapabileceği bir şey değildi. Tüm köyü toplayıp da katletmek. Atlıların da zaten katliam çukurunun bulunduğundan haberim yoktu. Onu duymuş olaydım belki bunların da katledilebileceklerini düşünebilirdim ama kesinlikle onların bir yerlerde saklı çıkıp geleceklerini düşünüyordum. Fakat o katliam çukurunu gördüğüm anda tüm olanların farkına vardım. Ailemin ve köylülerimin orada katledildiğini anladım. Orada tüm köy dışında olan köylülerimiz de oradaydı ve benim halam da oradaydı. Onunla göz göze geldik ve orada tek tutunacak dalım diye düşündüm ve ona sarıldım. Çıkarılanların çoğunu teşhis ediyorduk. Çünkü hepsini tanıyorduk. Giysisinden, boyundan, saçından tanıyorduk. Hatta dediğim bu çocukların bir tanesinin üzerinde çaprazlı şey vardı, gömleceği vardı, devamlı onu giyerdi. Ve o gömleciği gördüm ben yani, o çocuk o gömleciğiyle beraberdi. Yani bu büyük acı. Ben ilk en küçük kardeşimi, erkek kardeşimi gördüm. Kısa paltolon giyiyordu. Onu çıkardılar. Daha sonra Zalihe'yi gördüm, kız kardeşimi. Tamamen şeydi yani, çünkü aradan 17-18 gün geçmişti ve bu sıcaklar aynı zamanda bugünkü gibi devam ediyordu. Tamamen çürümüş, erimişti. Kafatasları çıkmıştı çoğunun. Ama elbiselerinden ve şeylerinden onları biz teşhis edebiliyorduk. Şişidiler, şey ettilerdi ama tek tek cesetleri gördüm ama çok acı bir olay. Bütün komutanlar geldiler, sağ olsunlar. Allah iyiliklerini versin. Rahmetli olanlara Allah rahmet eylesin. Geldiler canla başla, gece gündüz çalıştılar, çıkardılar. Bir gün, iki gün, üç gün. Üç gün kazıldı da çıkarıldı. Geceli gündüzlü projektörlerle gece de çalıştılar. Birinci gün gittik. Ağladık, çok ağladık, yollattılar bizi. İkinci gün gittik, gene ağladık, gene yollattılar. Üçüncü gün yalvardım şeye, komutana, dedim bırakın beni, bırakın ağlamayacağım.
Oturduk bir kenara, çıkardılar, sıraladılar. Çıkanları sıraladılar böyle. Gittik, baktık. Anneciğimin o elbise üstünde. Kardeşimin yeşil pantolon üstünde. Yani o görüntüyü söyleyemem, anlatamam. O görüntü, şu gördüm. Anlatılmaz. Görmek lazımdı. Onları gördük biz. Onları gördük ve tekrar hayata bağlandık. Biz çok acı çektik. Evlatlarım, biz çok acı çektik. Kimse bizi elimizden tutmadı. Kimse gelmedi tutsun elimizden. Ne olduk? Neyimiz var? Ne olduk? Yatacak bir yerimiz var mı? Yok mu? Hiç. Canımız ciğerimizde takılı. Allah razı olsun, dört yolda tabur vardı asker. Onlar geldiler zaten şeyleri de kazmaya, çıkarmaya. Şimdiki Pirhan taburu. Hiç elimizden tutan yok. Kendi başımıza düştük kaldık, düştük kaldık. Kafamızı duvarlara vurduk, saçımızı başımızı yolduk. Ne travmalar geçirdik, ne acılar çektik. Anlatılmaz, anlatılmaz, yaşanır ancak. Böyle vahşet görülmedi. Henüz dünya üstünde, henüz dünya üstünde. Kadın, çocuk, yaşlılar, savunmasız insanlar vahşice öldürüldü, kundaktaki bebekler. Çok acı bir şey. Bir insan Allah'ın ölümüyle ölen bir yakınını ne kadar üzülür, ne kadar... Bu Allah'ın verdiği bir ölüm değil. Ecel olmadı, ecelleriyle olmayan bir şey, paramparça. Bunun tarifi yok. Bunun tarifi yok. Biz nasıl bıraktık, nasıl bulduk? Anamızı, kardeşimizi, köylümüzü, öğrencilerimizi. Ben kendi kendimi parçalardım böyle. Evlatlarım, evlatlarım, yavrularım. Herkes benim çocuklarım zanneder, evliyim zanneder, çocuğum var zanneder. Ben bunları ağlarım, öğrencilerime ağlarım. Ben 68 kiloydum. O zaman tombuludum, böyle kiloluydum. 54 kiloya düştüm. 54 kiloydum, bu kadar belim kaldıydı. Artık hesabını çıkarabilirsiniz. Acının ne olduğunu. Katliamdan yıllar sonra Kayıp Şahıslar Komitesi ekibinin yaptığı kazıyla şehitlerin kalıntılarına ulaşan şehit yakınları, onlardan geriye kalan eşyalara tıpkı onlarmış gibi sahip çıkıyor, eşyalarıyla teselli oluyorlar. Onların üzerinden çıkan ayakkabıları, elbiseleri bize teslim edilebilenler bizim en değerli hazinemiz bugün. Onlardan kalan son hatıralardır. Onları gözümüz gibi koruyoruz, saklıyoruz. Zor bir duygu ama buna alışmak zorunda kaldık. Hayatta kalmak için kolay değil. Bayağı etkilendik. Bu köye geldiğim zaman acılarım yeniden canlanır. Hatta bu konuları açtığımız zaman da zor bir şey yani. Yaşadık, gördük. Kolay değil. Benim küçük kardeşim bana şehit olmadan önce bir mektup yazdıydı. Ve barış gücüyle bu mektubu ulaştırdı bana. Yani 15 yaşındaydı. 15-16 yaşında. Ve o yazısını ben hep zaman sakladım. Sevgili kardeşim Hasan, gönderdiğin mesajı aldık ve çok sevindik. Bizleri merak etme, biz çok iyi izleyecek. Fakat o da EOKcu Rumların katliamından kurtulamayacaktı. ...74'ten sonra ben Mausa'ya yerleştim. Babam esirlikten döndükten sonra köyümüzde kaldı. Evimizi, köyümüzü yine yaşatmaya devam etti. Ben de
Hafta içi çalışıyordum. Hafta sonları babamın yanına geliyordum. Onunla beraber geçiriyordum. Aradan yıllar geçmesine rağmen devamlı köye gelip oturmak, o büyüdüğüm evde yaşamak ve onların hatıralarını yaşatmak istemişimdir ve düşünmüşümdür. Ve bugün işte benim doğup büyüdüğüm ev burası. Burada yaşıyorum. Onlarla birlikte yaşıyorum. İşte resimleri orada. Annemin dikiş makinesi orada. Ekmek tahtası orada. Hamur teknesi orada. Onlar gözümün önünde. Onları yaşatmaya çalışıyorum. Ve ömrümün sonuna kadar da onları yaşatacağım. Onları kaybettiğimi bile bile onları yaşatmak için onlarla birlikte yaşıyorum. Onların eşyalarıyla birlikte yaşıyorum. Onları yaşatmaya çalışıyorum. Bu sınıfı gördüğümde ilk önce sevinirim. Böyle bir şeyin öncülüğünü yaptığım için. Ondan sonra da üzülürüm. Bu çocukların, 15 tane yavrunun burada cıvıl cıvıl ses ve bağırarak koştuklarını gördüğüm gün, karnelerini alıp evlerine nasıl gittiklerini gördüğüm anı, düşündüğüm an sevinirim. Fakat bunların bir ay iki ay sonra böyle bir katliamda canlarını vereceklerini gördüğüm, düşündüğüm zaman da kahroluyorum, üzülüyorum. 15 talebem vardı. Önde ilk birinciler, iki kişiydi zaten. Diğer sıra sıra oturduk ve şimdi birinciden ders anlatırken çocuklar tabii güle oynar, hepsi şeye katılır da son sınıflara bir şey ders anlatacağında daha ağır olur. Çocuklar ses çıkardı. O zaman başladık. Susun, konuşmayın, etmeyin. Bütün şey bu çocuklarda, hala da bu aramda çınlıyor. Çocukların fotoğrafını çektim okulun önünde. Ve o resimler bize bir hatıra kaldı. Biz bilmiyorduk ki olaylar böyle devam edecek. Rumlar 20 Temmuz'da saldıracak, hepsini esir alacak, dönüp 14 Ağustos'ta hepsi katledilecek, bilmiyorduk. Her zaman öğrencilerimin bu şekilde hayatta olmamaları beni çok üzer. Hala daha da üzülürüm. Onlar olsaydı şimdi nerelerde olacaklardı, ne iş yapacaklardı, kim bilir hangisi, hangi bölümde, hangi üniversitede öğretim görevlisi olacaktı. Büyük bir acı her zaman benim içimdedir. Bu dediklerim de geleceğe, gençliğe ve bu işleri görmeyenlere, duymayanlara da ibret olmasını istiyorum. Bu yaşam eğretidir benim için. Ne kadar yani gülmek, eğlenmek, şenlenmek istesem dahi onun yapamayacağımı, yapamadığımı hissediyorum. Yaşıyorum, hatırlarım o halleriyle, o günleri yaşarım. Çok büyük bir acı, hiç geçmedi. Bütün bu evlerin sahipleri, burada en son evde bir kadıncağız vardı, Şifa teyzemiz. Çocuklarımız, öğrencilerimin yemeğini yapardı. Onu mu hatırlamayayım? Bir akrabalık bağım yok, bir şeyim yok ama okulumuzun, çocuklarımın Şifa teyzesi, Şifa annesi. Bu öğretmen evi vardı burada karşıda. O evde yardım verirlerdi çocuklara da. Yemek yapardık. Her gün öğle yemeği yapılırdı. Aşağıda gelirken yolda rastladığım insanlar,
hepsi köylü, hepsi tanıdık. Hepsi merhabalaştığın insanlar. Hiçbiri yok. Her şeyimi özlerim ama can gibi yok. Can gibi yok. Canlarımız gitti. Annemin yanında nenem. Benim yaşımdaydı nenem öldüğünde. Çarşaflı değildi. O zaman çektiği o resim çarşaflıydı ama ben 70 yaşındayım. Benim yaşımdaydı. Sapasağlam kadın. Aklı başında, 5 vakit namazında. Dayıcığım yanında. Zavallı dayım. O da esir idi. Esirlikten onu köye yolladılar. Köye geldi. Rüstem dayım rahmetli demiş kendine, hadi sen olsun git de göz kulak olasın, kendilerine bakasın. Dayım köye geldi ve o da gitti. Mutlu günlerimizi isterim, geri isterim. Anne hasreti, yedi bitirdi beni anne hasreti. Çünkü o kadın saçını süpürge etti bu köy yerinde ve evlatları için çalıştı. Evlatları için hayvan baktı, evlatları için bahçe baktı, tarlada çalıştı. Her işi de yaptı erkek gibi, babamın yanında her işi. Niçin yaptı? Evlatlarına iyi günler göstermek için yaptı. Evlatlarını, iki tanesini evlendirdiydi evlatlarını. Gelinlik giydirdi. Yaptı düğünlerini. Bize nasip olmadı. Bize kısmet nasip olmadı. Biz öylesine evlendik. Ben ne düğün yaptım, ne nişan yaptım, ne hiçbir şey. Anamın hatırı, anamın şeyi çok büyük. Anamın şeyini ben atmadım yani. Eşim de sağ olsun çok anlayış gösterdi. Hiçbir şey yapmadım. Savaştan sonra evlendim hani. Yakın tarihte yaşadıkları acıyla yaşamları gölgelenen şehit yakınları acılarını unutamıyor ve geleceğe nasıl bakılması gerektiğini özetliyor. 58'de Rum korkusu gördük biz. Bu Alaniçi köyünde karma köydü Türklerle Rumlar. Türklerin evlerini cayır cayır yaktılar ve attılar Türkleri. Bu bölgede yapılan göçmen evleri, onlar için yapılan evlerdir bunlar. 58'de gördük. 63'de gördük. 64'te gördük. Biz küçük bir köydük burada. Bütün alışverişimizi bunlardan yapardık. Bu Pipe Restorana köyünden. Ve bizi çok iyi tanıyan Rumlar geldi, öldürdü elimizi. Kimse bu olayları öğrenmeden bu kişilerin neler çektiğini, nasıl katledildiklerini zihnine işlemeden, nasıl o gün, bir gün eve nasıldılar, bir gün sonra katliam çukuruna götürülürlerken neler çektiklerini, annesinin, kardeşinin veya babasının nasıl çığlık arattığını, nasıl katledildiklerini bilmeden hiçbir kimse geleceği için yorum yapmasın. Gençler, lütfen gözlerini açsınlar, aklılarını kullansınlar. Öyle şirin sözlere, öyle yapmacık laflara kanmasınlar. Aldatmaca işlere girmesinler. Biz hep aldatıldık her zaman ve başımıza bunlar geldi. Hiçbir zaman unutamadığımız şeylerdir bunlar. Dolayısıyla bizim unutmadığımız gibi çevremizin de, milletimizin de, devletimizin de bunları unutmamasını temenni ediyorum. Buldum sevdiklerimi bir çukurun içinde, bir çukurun içinde. Ah yârim, anacığım, kardeşlerim içinde. Anılarım, hayallerim, tüm hayatım içinde.